Herkese selamlar. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ankaralı Deliriyiz. Sinyal XYZ, Eyüp. Bak, ilkler burada. Hayallerim yıkık, kim bilmiyorum da banlayalım bu arkadaşı. Tam kaldığımız nokta, tam önceki bölümde. Baktım ölmediğin sıkıntıdan. Vur dibine dedim. Bir bölüm daha. Bir bölüm daha. Kutu kutu yapacağız. Aa, dolap gene süslenmemiş. Bak. İşten geldim. Kaçtı? 8 miydi neydi? 9 ile 10 arası yemek yedim. Burada olduğum yerde oturuyorum. Böyle ağzımdan salya akıyor. Ve şimdi de yanaşıyorum. Her akşam böyle oluyor. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Vatank, selamlar. Evet, ses nasıl? Görüntü nasıl? Her şey yerli yerinde çalışıyor mu? Akıyor mu? Aa, bulanık görüyorum. Yemin ediyorum bulanık görüyorum. Dolap süslenecek. Onu ne zaman yaparım biliyor musun? Bu ayın kaçı bugün? Daha ayın 18'i daha varmış ya önümüzdeki aya. Önümüzdeki aya şey yaparım böyle bir... Ne bileyim ne yapacağım demiyorum ki, nasıl bir şey yaptırır biz. Çok para tutacağını zannetmiyorum, ucuza halledilir de o. Şuraya abone ol yapıştırırım. Buraya da neydi o? Mavi plaka üstüne ne demiştin sen? Ha? Göktuğ mavi plaka üstüne bilmem neden iyidir ha? Güzel, o zaman başlayalım. Şu anda yayında, burada chatte 10 kişi yazıyor. İzleyici 2 gösteriyor. Ne yapıyorsunuz oğlum? Evet. Kaldığımız noktadan başlayalım. Müzik beni bastırmıyor, değil mi? Bu arada bak, hafif bir tırtıklı bak. Görüyor musun oyun şeyi? Ne yayından kaynaklanıyor, ne bilgisayardan kaynaklanıyor. Ne olduysa, gemiyi mi çok büyük yaptık anlamıyorum. Böyle bir hafif tırtıklamaya başladı oyun. Hadi bakalım. Neyse anlayacağız bakalım. Bak. Böyle kasıyormuş gibi gözüküyor. Şunu anlayamadım sebebini. Dün olmaya başladı bu. Dün akşam... Dün... Bugün ne günlerden ya? Bugün pazartesiydi değil mi? Dur bakayım. Tabii dün. Dün akşam bir tane daha yayın yapacaktım ya. Bu yüzden yapamadım. Bunu çözmeye çalıştım. Çözemedim. Bak şuraya bak. Kasıyormuş gibi gözüküyor. Halbuki öyle bir şey yok. Nightbot. Aa, yine mi açık Nightbot? Ya ben onu dün en son yolcu etmiştim. Dur bakalım hemen. Night nasıl yazılıyordu? Nightbot. Nightbot TV'ymiş. Bu da com'luymuş. Benim suyu pekmezi karıştı birbirine, kulaklarından sızdı gitti hepsi. Join channel. Nightbot yok şu anda. Şu anda yok. Onu biz dün kovaladık ya. Canlı kayıttan video almayacağım. Canlı kaydı aynen atacağım. Ya bu şu anda Twitch uygulamasını kullanıyorum. Bunun bir zımbırtısı var. Dur bakayım. Hatta ben ona tuş da koydum. Böyle bas. Yayın gidebilir. Ha, kayıt yazıyor. Şimdi sağ altta bir tane kayıt yazısı çıktı. Bakalım yani alıyorsa kaydı atarım. Almıyorsa yayını atarım. Şunu en son nerede kalmıştık? Dur bakalım. Bunu yapmıştık. Çevresini kapatıyorduk. Bu arada Göktuğ, Enes, Discord chatini yayına vesaire yansıtma şansımız var mı? Hani Twitch chatiyle birlikte böyle Discord'da öyle bir muhabbetler var mı yani, tam bilmediğim için. Aslında sadece ikinize niye soruyorum? Herkese soruyorum. Poklester. AS hoş geldin. Burnum kaşındı. Gece bir de hafta içi kaçak yapamam mı? Sabah 6'da 7'de kalkıyorum. Nightbot
Nightbot hiçbir şey atamaz. Banban atamaz. Kapalı çünkü. Yanlış görmediysem tabii. Ne yaptık bakalım buraya en son? Şuraya bir tane kamera koyacağız. Burayı kapatacağız. Bilgisayara göre diyorsun. Senin bilgisayar kaldırmaz diyorsun. AS Kinder Gamer. Hoş geldin. Pekala o zaman. 45.005 pardon dur. 455.648 numara. Hoş geldin. Hemen şuradan. Yo bu böyle olmaz ama. Burada patlayacağım biliyordum aslında. Neyse. Şöyle koy bakayım. Ya böyle kasıyormuş gibi gözüküyor ya. Beni en sevmediğim şeylerden bir tanesidir ya. Neyse bakalım. Bu yayını da böyle idare edelim de ondan sonra ben bunu olmazsa gerekirse silip bir daha yüklerim. Kayıt dosyalarını yedekleyip. Çünkü hiç haz ettiğim bir durum değil benim. Abi sana 20.000 TL'ye atacağız. Sen bize bir hafta aralıksız yayın yapacaksın. İşe gitmeye gerek olmayacak. Peki o bir haftadan sonra ben nasıl iş bulacağım? Hı? Ha haftalık 20.000 TL. Okey o zaman tamam. Haftalık 20.000 lira atacaksanız okey. İşi hemen bırakırım. Direkt çalışırım size yani. Şunu şöyle yapalım. Ne oldu orası? Bir üçgenlik yer. Güzel. Yani neden olmasın? Ankara'da atar ya. Haftalık 20.000 atabiliyorsa helal olsun. Haftalık 20.000 atacaksa zaten bilgisayarı da tazelerim. İnterneti de iyisini alırım. Zaten ondan sonra sabah akşam yayın yaparız. kendin söyledin demek ben de o paranı arar. Kendin dedin ya. Ay yanlış yere koyduk yine. Bir yıllık harçlığım benim 20.000 TL. Bir yıllık harçlığım 20.000 TL. Siz de... Ankara diyor ki siz de vereceksiniz. Hep beraber diyor. Ben tek başına ödemeyeceğim. Öyle olmaz. Kimse söz vermedi. O lafı sen açtın. O lafı sen dedin. Senden bekliyoruz onu. bunu böyle koyalım. Oo, bu parça yanlış. O değil bu. Heh. Abi onu yapmak için iki ekran kartı lazım. O yüzden olamaz. Hem de zahmetli yeşil ekran falan lazım. Anladım. Şimdilik bizi aşar diyorsun. Benim daha PC yok. 8. sınıfım. 20.000 TL diyorlar. şu altı da hemen tamamlayalım. Ön taraf bitsin zaten. Çok da bir işi kalmamış bunun. Gördüğüm kadarıyla. Buraları kapatırız hemen. Ardından arka tarafta küçük iticileri koyup kop kop yaparız.
şu muydu? Bu değildi galiba ya. Neyse dur bakalım. Şunları da indirelim. Ya tam elimin altına da çayı koydum devirmemek için. Aslında bu saatte çay içmemem lazım. Uyuyamıyorum şu an. O iş yaşam. Fark ettim. Buradan hissettim onu. Ya Ankara bir laf ediyorsun bari arkasını dur. Yemin ediyorum bu kadar olmaz. Bak buradaki herkesi gaza getirdin. Hepimizi gaza getirdin sonra dedin ki bende para yok. Ayıp bu yaptın ya. Ay şu tırtıklama işini evet bu Space Engineers'ın bu şekildeki son yayını kaydı yayını her şeyi ben bunu çözmem lazım bu çünkü inanılmaz rahatsız ediyor şu tırtıklaması. Bilgisayar kasmıyor şu anda. Alakası yok bilgisayarla. Ya da yayınla. İç plaka bitti mi? İç plaka kullanmıyoruz ki. Şu anda. Ha şey bitti. Metal ızgara bitti. Okey. Hop. Şunu al. Başka neyin varmış senin üzerinde? Bunu al bakayım. Ataşıyamıyor. Köpeğe bak. Abi tamam. Bitcoin işine girmeyi düşünüyorum. Parayı vurursam size bir 100 TL'lik karşılık yollarım. Ama girersem şu an girmeyi düşünmüyorum. Aa, sen bizim hayallerimizle oynadın. Bak. Bak. Modun ismine bak modumuzun. Sen bizim hayallerimizle oynadın. Modumun ismine bak. Nikine. Walter is cool. Hoş geldin. Aşağı mı düştü o? Uzaydayız. Ha, yer çekimi aleti koymuştuk. Hepimiz inandık sana bir anda. Şey yaptık yani. Seni böyle kabullendik Ankaralı. Sen paralı bir adamsın tamam. Sen bizim gözümüzde Ankaralı artık paralı bir adam. Ona göre davranacağız tabii artık yani. Göktuğ ben de alışım da çaktırmıyorum işte. Alışıyor insan bir süre sonra. Şunu... Şurada enteresan bir parça vardı. Ha gayret. Ha. Aa şöyle yap. Bence böyle daha iyi oldu burası. Evet. Ben Luis, hoş geldin. Bak, ben Luis sen bizim Discord'a niye gelmedin hala? Bizim Discord'a gel. Katıl. Ben Luis de bu arada yayıncı. Beyler hanımlar. Aklınızda bulunsun. Ha sunumu diyorsun demek istiyorsun abi. Yok Ankaralı daha. Ona ileri. Benim yaşıma geldiğinde başlıyor herkes ona. Ankaralı. O dediğini benim yaşıma gelince herkes başlıyor şu anda. Hele ki günümüzde. Başka türlü dönmüyor çünkü o iş. Artık her yoldan para kazanmaya çalışıyor insan. Minecraft mı oynayayım? Minecraft kaç para haberin var mı senin? Bu arada atıp tutuyorum. Ben en son ona... Bir herhalde 7 ay, 7-8 ay olmuştur ben ona bakalım Minecraft'ta. 100 lira mıydı neydi? Dedim siz ne yapıyorsunuz? Aklınız başınızda mı ya?
50 lira mıydı yoksa? Ben mi abartıyorum, sallıyorum? Bölüm ismi Ankaralı paramızı ver. Ya bunu YouTube'a atarken şey diye atacağım zaten. Ankaralı bizi kandırdı diye atacağım. Ne yapayım? Ankaralı hayallerimizi oynadı. Tarafı nasıl yaptık? Şunları da tamamla. Ay, üçgen üçgen oyuncak olacak bu ya. Ama öte yandan da güzel gözüküyor sanki. Evet. Biraz oynamak, uğraşmak gerekecek ama görüntü hoş gibi. İkinci ekran parası, eyvallah. Metçin, hoş geldin. Bak böyle olsun ikiniz. Söylemesi kolay. Metçin. Bak insan hop bakıyor ve söyleyebiliyor. Kolay nickler yazın kendinize. Bak mesela Ankara'da hayallerimiz oynadı. Ne kadar kolay söylüyor. Söylemesi kolay şeyler bu. Asya Putivaş. Putiveş. Pativeş. Yanlış parça değildir umarım. Dur bakayım, emin olamadım. Dur, bu o parça mı? Ha yok, şu parça, tamam. Az önceki yanlıştı. Random koyacağım, takip edeceğim. Şunları tekrar şuraya yapalım. Evet, burası güzel oldu. Burayı tamamladık bak bu şekilde. Bir an bir tırsmadım değil. Ulan burayı nasıl kapatacağız düzgün diye. Ama sonunda bence düzgünce kapattık burayı. Aynen. Aynen, gayet iyi oldu. Şu çubuklar neye göre gözüküyor, neye göre gözükmüyor bilmiyorum da. Sonuçta güzel kapattık. Şeye benzedi. Silent Hill'de miydi gözleri bantlı? Nemesis ağzına benzedi. Birçok şeye benzettim yani şu anda. Abi atası TRT oyuncakları çıksa keşke. Abi sana bir şey diyeyim. 20.000 TL sana atsam senin için atmam. O dolabın hattı için atarım mesela. Mod görmüştür şimdi. Ya mod diyorum, isim konusunda çok sığım. Sığ bir insanım. Göktuğ, ha? Göktuğ atar şimdi Discord linkini. Yemin ediyorum böyle ha deyince söyleyemiyorum isimleri. Bayağı gecikmeli. Delay ping yapıyor da geliyor isimler aklıma. Al sana Discord linki. Bir, iki. Ondan bir tane daha yapmışım. Şundan bir tane daha yapacağız ve burası bitecek. Şu kırılmadan da bunun blueprintini alalım da bari. Bu seferki sanki biraz daha tatlı oldu. Öncekilerine nazaran.
Hiç olmazsa kırılsa bile anında yaparız. Daha o sistemi de yapacağız da işte şu böyle kasıyor gibi, tırtıklıyor gibi bu. Durduk yere bak hiçbir şey yokken böyle bir sıkıntı çıktı. Çık dışarı. İsmini ezberledim de gelmesi sürüyor, zaman alıyor benim. Böyle içeride harf harf toplanması uzun sürüyor bende. İsimlerde. Maalesef öyle bir sıkıntım var. Şimdi şuraya gel. Ve burası... Burası... Bitti. Evet. Ha bu tersi, bir dakika dur. Aslında böyle olacak, tamam. Binebiliyoruz mu? Evet. İçeriden de görünüşü bu. AS6 I2. Doğru söyledim, evet. Şunu biraz kaldırayım da şu yazıları net göreyim. Rotor winch'leri kullanarak mitralyözleri ayarlasana. Gerek yok ya. Yani zaten hidrojen iticileri koyduğumuz için ben daha az önce şarj etmedim mi bu kıyafeti? Hidrojen iticileri koyduğumuz için zaten geniş bir hareket kabiliyetimiz olacak. O yüzden de ayrıca mitralyözleri oynatmaya gerek yok bence bunda. Ne o internetten? Yo, bu kasma internetten, yayından, bilgisayardan değil. Ya Space Engineers'ta bir bug oldu şurada. Ben ana gemiyi bayağı bir şeyler ekledim ya. Ya ana gemide çok fazla artık parça olduğu için kasmaya başladı ama tamamen yazılımsal bir muhabbet olduğuna eminim. Çünkü mesela dün akşamüstü, yani geceye doğru yapacağım ikinci yayını yapamama sebebim buydu. İşte Twitch uygulaması, Discord, her şeyi kapattım. Oyunu açtım, hala böyle tırtıklı. Herhangi bir şey kasmasından değil yani. Bir yerde bir bug mı oldu artık, ne zıkkım olduysa o yüzden. Bakayım, sağ altta freeze yazıyor, evet. Uzayda hava soğukmuş. Aha, bir tanesini çok enteresan bir yere koydu. Nereye koydun? Şuraya koy. Tamam, ön tarafı harika. Şimdi gelelim itici bölümüne. İtici bölümüne gelmeyelim şimdi ama. Bir dakika, şimdi gelmeyelim. Şuraya şöyle bir şey daha yapmak istiyorum. Şuraya. Ya şu roket atarın üstüne ve altına da birer tane şundan koyalım. Ne olmaz ne olmaz, biz önlemimizi alalım. Yani çünkü roket atar önceki çatışmalarda gördüğüm kadarıyla bayağı öncelikli bir hedef. Düşman yapay zekası için. F4 çekiyorsun. Alt F4 çekince vay. Hemen deneyeyim, dur. Uzayda hava -270 derece, gerçekte yani mutlak sıfır. Çok büyük konuşuyorsun.
Tamam, burası da böyle. Dur, geminin ben önünü arkasını karıştırdım. Heh. Tamam, burası doğru yerdeyiz. Şu tarafı da yapalım. Tam olarak aynı muhabbeti burada da yapıyoruz. Yalnız yani bu kadar metal zırh gemiye ağır gelir de yavaş hareket ederse çok kötü bozuşuruz Space Engine'i seninle. Bunları da yapmadan bir üstüne koyamıyoruz maalesef. Abi bu Twitch. Twitch'in YouTube'a ayrı ayrı yazmışsın ya. Abi bu Twitch dedim. Geriye bakıyorum hani daha önceden bir şey yazdı mı diye. Metçin. Evet, YouTube'a gelecek bu. Önceki yayını attım. Henüz şey yemedim. Bakalım ne zaman yiyeceğim. Nedir onun adı? Telif. Müzik açıyoruz ya arkada. NCS'nin müzikleri. Bakalım ne zaman saplayacaklar acaba? Ben şaşırdım. Anında laps diye gelir diye bekliyordum da gelmedi şimdilik. Ya Göktuğ bugün saplamasa yarın saplayacak. YouTube bu. Yemin ediyorum 4-5 yıl önceki videolardan telif geliyor bazen ya. Yuh diyorum. Hop, metal ızgara bitti. Yani daha önceden yüklenmiş müzikler sonradan telifi alınsa bile şey yapmaması lazım. Yani telif atamaması lazım. Ne yapacağım? 5 yıl önceki videoyu bir daha mı çekeceğim? Bu NCS ile ilgili olmadı ama. Tamamdır o zaman. Abi yayınlar dilerim. Herkese iyi günler. Görüşürüz Metin. Tartışanları patetek yapıyoruz. Haberiniz olsun beyler. Neyse ki Göktuğ pek acımasız değil o konularda. Şansıma. Aynı şeyi yazmışlar. Ben de onu kilitlendim. Ne oluyor lan diye. Şimdi. Şimdi bundan dört tarafa da var değil mi? Geriye var, ileri var. O zaman tam yanlara gerek yok. Direkt çıkışları versek bence yeterli olur diye düşünüyorum. Tamam, bu sonuçta mute dedin. Ban olmuyor değil mi? Mute için o kadar çekinmene gerek yok ya. Mute'u ateşleyebilirsin gerekli görürsen. Şöyle yaparsak bence ya bu parçalar çok da önemli parçalar değil. Tamam, hareket için önemli de pahalı parçalar değil. O yüzden de bunların etrafına çok da öyle aman aman zırhlar çekmeme gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle yapalım.
Hatta burası açık bir alanda olduğu için bunu elle yapmama gerek yok bence. Buraya gel bakalım. Ya şu kasma işi var ya. Bu akşam da yapmayacaktım. Şunu çözene kadar yapmayacaktım yayın da. Hadi dedim neyse. Bir gün daha kaçırın, bir gün daha geçmesin diye yaptım. Açtım yayını. İnanılmaz şu anda beni o kadar şey yapıyor ki. Hani böyle tam damara dokunuyor şu tır tıklaması. Düşük FPS'miş gibi göstermesi. Bunu acilen çözmem lazım bunun sebebini. Hiç tam bölüm yok şu muhabbete ya. Evet, bunları da şöyle üçgen üçgen birbirine bağladığımızda burası harika olacak. Bakayım. Ya hidrojen tankı şöyle bak, bunlar önemli ama pahalı parçalar değil. Mesela ne kullanıyorduk? Ayon iticileri kullanıyoruz ya, kullanıyorduk eski savaş mekiğinde. Şimdi onun parçaları çok değerli. İtici parçası var. Platinyumdan yapılıyor. Ama bunda yani sırf demirden bile komple yapabiliyoruz. Nerede yani neredeyse sadece demirle bile yapabildiğimiz bir parça. Ağzım köpürdü konuşurken. Onun dışında tabii ki önemli. Tabii ki hidrojen tankı giderse bir anda hiç iticimiz kalmayacak. Şurayı da şöyle yaparsak bence chat ekranın büyük bir kısmını kaplamıyor değil mi? O geçen yayınlarda şey demişti arkadaşlar. Chat'i abi çok büyük yapmışsın diye. Sonra küçülttüm ben onu ama unuttum ondan sonra sormayı size. Yani olabildiğince küçük ama okunabilir olmasını istiyorum. Mümkünse. Uçsun ama yüzebilsin de. Bence tatlı oldu. Bence tatlı oldu. Güdümlü füze... Ve sen de save almadan çıkıp devam edersin. Dur. Landing cheer. Bir önceki yazını göremedim. Hidrojen tankı giderse geminin savaştayken patatek olur. Evet. Evet, şimdi gördüm orayı. Hidrojen tankı gitmemesi lazım. Şöyle, şöyle. Yemin ediyorum nasıl böyle şu her FPS oynadığında böyle diyorum. Param olsa monitör tutup kopurup fırlatacağım. Tamam. Burayı da hallettik. Ya keşke şu araları da üçgen müçgen bir şey sığdırabilsek ya. Nasıl benim gözümü rahatsız ediyor şu her seferinde? Hop! Enerji. Dur bakayım. Sen şarj ediyorsun değil mi? Hah. Ediyorsun. Tamam. Kaynak aletleri. Umarım içerisinde bunun parçaları var. Evet, var. Harika ya. Yemin ediyorum harika ya şu alet.
Hatta şeyleri de koyayım dur. Şu thrusterları da iticileri de koyayım. Ondan sonra yapayım. Tekrar tekrar uğraşmayalım. Şimdi bunlar yetmezse buralara birer tane daha çıkıntı koyacağım. Onların etrafına daha fazla itici koyacağım. Saygın Sap 21, hoş geldin. Şu gemiyi parçala abi, gıcık oluyorum, beceriksiz eskiye. O Enes Beyler teşrif etmişler. Hangi gemiyi parçalayayım? Hangisi? Hepsi birbirinden güzel. Hangi birinden? Şunları koy bakayım. Şöyle. Gel bakayım. Oba, harikasın ya. Her seferinde hayran oluyorum şu alete. 5 saat uğraşıp yapacağım şeyi saniyeler içinde yapması yok mu? Tabii ben bunun içine buz taşımam lazım, değil mi? İlk bir hareket için. Bunu şimdiden getirsem iyi olurdu aslında. Neyse. Şu tarafına gel. Hatta ben buzu evet şimdiden getireyim. Ya da dur. Şimdi üstümlükleri indir kaldır olmasın. Şuraya. Ay, chat'e bakmayı unuttum. Aleyküm selam Leon. Biz paradoksa soktu ya. Aynı şeyi sürekli yaşadık. Tamam. Aralarındaki bir muhabbet etmiş. Benlik bir şey yokmuş orada. Hop. Şuraya da koyduk mu? Tamamdır. Gel bakalım. Şuraya da küçük dokunuşlar. Çizme. Taleti yakma. İticileri yapamadı sanki. Yok, birçok şey yapamadı. Büyük ihtimalle metal ızgara bittiği için yapamadı. Evet, metal ızgara ve yapı malzemesi yok. Tamam. O zaman let's go. Metal ızgarayı umarım fazladan basmışımdır. Yoksa onu bekleyeceğiz. Şöyle. Dur. Buradan önce. Grit. Evet. Bunu hepsini at bakayım buraya. Bunu da at. Yapı malzemesi construction component. Bunu da at hepsini. Bunu da at. Başka? Başka her şeyden var zaten. Tamam. Ha, biraz buz varsa az bir şey buz alayım. Abi buz çok az kalmış ya. Buzu buraya atsam buradan geri çeker ama. Evet. Belki çekmeden yakalamışımdır biraz buz. Telif kokusu alır.
Ne demek telif kokusu alıyorum ya? İnsan bunları önceden söyler. Telif melif yok burada. Şşş demeyin öyle şeyler. Ne oluyormuş burada? Dur bakayım. Burada bir şey olmuyormuş. Okey. Şuraya gelip küçük dokunuşlarla gemi... Eyvah çok bastım. Çok bastım. Küçük dokunuşlarla gemiyi bence bitiririz. Şöyle. Ha gayret. Donuyor mu? Önceki şarkı ismi bakayım. Best of 2020 önceki. 2020'nin en iyileri NCS'de. Özel bir isim koymamış ona. Bam güm çarparak alan bir gemi yapacağız onu. Drop var mı diye sormuş Saygın. Saygın Sap. Drop var diyorlar. Bence yalan sıkıyorsunuz. Şu alttakilere yetişemedin mi o kadar yaptın ya? Dur bakayım. Şuradan buzu aldıysa yanına. Şu buzu alalım. Benim üstümdekileri at bunun içine. Yetiştiremedik değil mi? Buzu geri çekti hemen. Kaynak gemisinin kokpiti hasar mı almış? Yok bu şeydendir. Vallahi hasar almış. Ya bu kadar kolu varken, kollarıyla bütün çevresi kapalıyken kokpit nasıl hasar alabiliyor? Biri bana bunu söylesin. Oyunda oyunda. Direkt oyundan kaynaklanıyor. Şu an bu düşük FPS gibi şey yapması, tırtıklaması tamamen oyundaki bir sıkıntıdan kaynaklanıyor da bakalım çözeceğiz. Bu bölümlük böyle evet. Ne alacaktım ben? Ice Ice Baby. Wow, hepsini alma. Bir kalsın da onu şey yapacağız. Tüplerimizi dolduruyoruz. Peki bunun için atsam? Sen çalışmıyorsun ama doğru. Şimdi şunu çekerse evet. Tamam. Nasıl öyle bir yerde ki? Nasıl şimdi oraya şöyle bir küçük bir dokunuş yapmam gerekiyor. Çok küçük bir dokunuş şuradan. Bir şeyleri kırmadan. Vallahi yaptım galiba. Vallahi yaptım. Şuradaki metal şey kalmış sadece. Tamam, onları elimle düzeltirim. Bu batarya niye açıkta? Bataryalar açıkta kalmış. Tamam, orayı kapatırız bir şekilde. Drop var, evet. Abi kaynak gemisinin kapitası sağlamış, evet. Kendin şarkı söyle. Olsa da şarkı bilsem de söylesem keşke.
Konnektör %99'da kalmış. AS Sercan Başak. DC'ye Bacon. DC'ye Bacon. Yazmış. Deli Reis. Gel bakalım şuradan. Ya yemin ediyorum öyle bir kasıyor ki. Ya kas. Keşke kassan. Adi köpek seni. Keşke senin sıkıntını bilsem de. Dur bakayım şimdi ana gemiden uzaklaşacağım bir de. Hani acaba. Hiç olmazsa bir olasılığı elemiş oluruz. Ben buna şey koymuş muydum? Küçük reaktör. Normal şartlarda koymuş olmam lazım. Dur bakayım. Ya da dur bakayım dur. Şunu da deneyelim. Şu ana gemiden bir uzaklaşalım bakalım. Sıkıntı bundan mı kaynaklanıyor? Yo hala devam ediyor. İyice bu uzaklaşalım. Şu detaylar bir kaybolsun. AFK odasındayım Discord'da çünkü orası sessiz sakin. Kafamı dinliyorum AFK odasında sürekli. Abi Mars'a inmeyi düşünmüyorsan Demolt Base'i parçala. Niye parçalayayım canım kalsın. O çok güzel bir base tekerlekte. Keşke onun akıl edip de blueprintini alsaydım işte. Ona yanıyorum en çok. Mars'taki mobil base'in blueprintini almadım. Orada duruyor. YouTube'daki DC link'e gitmiş. Göktuğ değişiklik yapabiliyor musun sen benim şeyde? YouTube'da. Orada da mod eklemiştim ya seni. Ana gemiden uzaklaşsam bile yok. Ana gemiyle ilgili değil sıkıntı. Bak hala... Hala kastırıyor. Tırtıktı. Gezici yap, gezegenleri in çık. Yayına 4.5 veriyorum. Ya bizim Discord'un linki değişiyor mu ki? O sabit bir şey değil mi? Neyse onu ben şeyden sonra yayından sonra tazelerim YouTube'daki Discord şeyini, linkini. Ha belli bir süresi vardı galiba onun. Birisi dediğin kimlerin olabileceğini biliyoruz. Enes. Hop. Ah, şu platin bulduğumuzu tamamlayacağız artık ana gemiyi. Abi sabit değil, sınırsız link diye yapmadık. Daha ama yaparım yayından sonra. Tamam. Tamam ya onu yaparsınız. Ben onu sabit sınırsız link sanıyordum da değilmiş. Tamam. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Tamam bitti. Savaş meki bitti. Okey. Sıkıntı yok. Ama az önce dikkat edenler görmüştür. Elimizde pek buz yok. 7K buz vardı. 6K'sını geldim attım buraya zaten. 1K'da ana gemide kaldı. Şimdi bizim en az platinum kadar seri bir şekilde buza ihtiyacımız var. 1.66. Gel bakayım. HY'de. %13'ü dolu da. Şu hidrojen iticilerin hepsini topla. Şu tankı çıkar. Bunu HY'de THR yap. Şuraya da savaş yazalım da savaş mekiğinin hidrojen iticileri olduğu anlaşılsın. Buraya gel.
Aç kapat. Umarım bunlar yeterli olur ya. Ne olmuş? Savaş. Asteroid turu mu başlıyor? Asteroid turu başlayacak, evet. Mazot yakma abi. Savaş. Kapkalesi Enerz A yapıldı. Başkan bu oyunda map falan yok mu? Uzaya çıktım, gördüğüm Mars, Dünya 2'de uyduları yeni dünya falan eklendi diyorlardı. Benim gezegenleri çalmışlar. Güncelleme de gezegenlerle ilgili bir şey yaptılarsa evet. Senin gezegenleri çalmışlardır. Var onu ayarladım ben. Yani şey var. İticiler ana gemiyi hareket ettirecek şekilde dağıttım elimdekileri. Yani her yöne bakan iki tane ion iticimiz var şu anda ana gemide. Felçli kalmamak için onu hallettim. Hop. Sen kapan, sen oraya bağlısın. Sen oraya bağlısın. Let's go o zaman. Gidelim de biraz asteroid turu atalım. Eski savaş gemisini çekici yap. Eski savaş gemisi hayattan kendisi soğumuş zaten ya. Beni salın artık, bırakın beni diyor. Or detector. Şunu maksimum al. Her şey bağlı değil mi? Eski savaş gemisinin ben ne yaptım? Ha bak burada. Kolu bacağı kopmuş orada köşede tutunuyor. Garibim. Şu sağda yalnız bu son eklediğim iticilerden sonra gemi böyle daha bir heybetli gözükmeye başladı. Şöyle dön bakayım. Ama evet biraz daha gyro istiyor. O konuda katılıyorum size. Biraz daha gyro olsa iyi olur. 72 mi? Bak arkada 4 tane var. Önde 4 tane var. Yanlarda 2 tane var. Yukarı aşağıda 2'şer tane var. Dur bakalım. Donuyor. F5 yapın donuyorsa. Oo modlu MZ'den. Evet. Mod kullanmayacağım diye çok şey yaptım. Çok direndim ama radar artık şey yapamadım. Dayanamadım yani. Çünkü bu öbür türlü bulamazdık uranyumu. Ben de Iron Detector'ın şeyini zıplatacak modu yükledim. Bir tane mod var. Sadece o. Boş mu şimdi bu asteroid? Ciddi misin sen? Ben burada yanlış bir şey yapmadım değil mi? Hayır. Ulan. Denk gele gele boşuna denk geldik değil mi? Sen koskoca uzayda git boş asteroidi bul ya. Şurada bir grup daha. Aa dur. Ha silikon. Silikonla işimiz yok. Şunların arasına doğru süreyim. Şöyle. Şöyle bir yüzlensin. Ondan sonra dampener'ı hop kapattık. Tamam. Telefonda F5 mi? Abi hangarı boşa yaptık değil mi? Her şey dışarıda. Ya şöyle bir şey var. Şimdi şöyle oluyor ki. Yani şu hangarın sağ tarafına zaten tam otomatik yapıcı onu nasıl tarif edebilirim ki? Otomatik birleştirici, blueprint yapıcı kuracağız sağ tarafına. Sol tarafı da hangar olarak kullanacağız. Ama şu anda evet, şu anda böyle geniş bir mekanımız var.
Şu merdivenin altında yer çekimi aletimiz de var. Top oyna, koş, eğlen. Bakayım. Yok. 92 değil. 9 milyon 277 bin 371 kilogram. Cık. Var, var. Empyon'daki ışık sızan çıkma var. Ama istediğim malzemeler çok fazla olduğu için şu anda girişemiyorum. Hatta göstereyim sana. Şurada bir dengele bakayım beni. Ha. Aa, warp yazınca çıkmıyor mu? Neydi onun adı ya? Koymuştum ben şeye, çubuğa. Ya yemin ediyorum şimdi bir yerlere çarpacağım. Dur dur. Uğraşırken. Ne o? Demir. Neydi onun adı ya? Jump ya. Zıplama sözcüsü. Ben yanlış yerdeyim. Bir dakika dur. Durunca bakarız ona. Demir de başka bir şey yok. Demir. Aynen. Burada bunları gösteriyor. Şu koltuktan kalkmam lazım ki onu görebilelim. Oo, orası da mı demir? Yemin ediyorum ne çok demir varmış. Dur bakayım ben de şuraya bir F5 yapayım. G'ye gel. Jump. Evet, burada. Neydi? Süper Conductor. Süper Conductor istiyor. 1000 tane. Gravity Component Detector. Onları geç. Onlarda sıkıntı yok. Süper Conductor. Süper Conductor ne istiyormuş? Ona bakalım. Buradan bakabiliyor muyum? Yo, demirli altın istiyormuş. Aslında ya yapılmayacak şey değil. O kadar altın çıkar mı emin değilim de. Neyse basalım bakalım. ...2000. Bunlar da destek olsun. 3 4. Yayını zaten 720p 30 FPS veriyorum. Bitrate de 6000 falan değil, 4500. Yani benim tarafımdan kastırması imkansız şu anda. Bayağı düşük seviyeden ben zaten veriyorum yayını. Demirden başka bir şey çıkmayacak mı? Yapma bunu işte. Oradan bir sürpriz yap. Pat de oradan şey çıkar bana. Platinum çıkar. Şuraya bak. Ne enerji çeker bu alet be. Neyse ki uranyumumuz var baba. AS Ankara'da hoş geldin. Bu yanlarında şey işareti olanlar ne? Prime Gaming. Ne anlama geliyor yani? Touch işareti var. Wow. 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 İstasyon buldum.
Evet, istasyon bulduk. Düşman istasyonu bulduk. Enes, aynı şeyi tekrar yazıyorsun. Geçen yayında sana bir şeyler demiştim bununla ilgili. Prime simgesi. Prime simgesi. Acayip açıklayıcı oldu. Prime simgesiymiş. Bravo. Ya şimdi bizim ya istasyonda çok düşman yoktu aslında, değil mi? Ne dersiniz? Ha? Bu parçala dediğiniz, bu it köpek muamelesi yaptığınız, bu mekikle gidip o istasyonu alırsam da utanmayacak mısınız hiç? Ha? Ben bu canavarla, ben bu yıkık dökük zarar görmüş canavarla gidip o istasyonu alırsam hiç mi utanmayacaksınız? Yalnız bunda da sağlam bir yer kalmamış ya, neyse dur bakalım. Tamam. Neredesin? Şunu da bir tamir etmeyi deneyeceğim. Olduğu kadarıyla. Hatta dur, şunu şuradan bir çıkartayım. Ateş bile ediyor, yemin ediyorum ya. Ulan. Senin değerini bilmiyorlar. Ay, motoru kapatmışım, dur. Şuna şöyle küçük bir dokunuş yapalım. Hangisiydi o? Buydu. Yavaş, sakince. Sakince. Tamam, bence tamir edebileceğini etti. Şunu da bir... Okey. Bakayım. Abi mesela ilk ay Prime'da sana abone olabiliyorum. Diğer aylarda 8 TL. Burada mı abonelikten almaktan kat ve kat daha ucuz? Anladım. Güzelmiş. Bakayım. Abi ikinci şansın yok ha. Sadece Truster Comp için save alabilirsin. Ölümüne gideceğiz, ölümüne. Gel bakalım şuraya. Şimdi burada ben bir kaydı alıyorum. Hatta burası çok mu uzak? Dur, roket var mı? Lan 4 tane roket, dur biraz daha roket alayım da dur. 4 tane roket kalmış. Hatta dur bakayım, şuradan alabilirim. Roket değil, missile. Evet. Al, 20 tane de roket aldım hadi. Bunlar zaten limitliydi. Ha, önden mi koyuyoruz? Şuradan. Tamam. Tam gaz. Önde bir tane de olsa var bir şeyler. Kökle. Evet, istasyon. Of. Şeyimiz de yok ya. Decoy da yok. Amazon'u konu ben 3,5 dolar aldı ve 3 kere arka arkaya 2 ay para almadı. Güvenmeyin sakın. Bu
Benim elektrikli diş fırçam yok Ankara'da. Aa, dur bakayım ne olmuş. 11 kilometre mi? Ya şu kamera da... Bir tane harcadığımız mı bu? Tam göbekten cayır cayır mermi yağdırıp da patlattığımız istasyon vardı. Bu da ondan galiba. Emektar Power. Baksana düz gidemiyor zaten. Sağa sola kayıyor. Tamam, tam burası kayıt için güzel bir yer. Canavar ya, şuna bak ya. Hor gördüğünüz şu canavara bak ya. Dur, yanlış şeye bastım. Roketlerin şeyi neydi, mesafesi neydi? Mitralyözler 800 metre mesafesi var. Roketlerin ne kadar acaba? Dört, beşti, 4 kilometre iniyoruz. Bak işte şunu uyuz oluyorum. Şu anda gözükmüyor mesafe. 2.60. Şimdi bunun tareti neresindedir? Aa, nasıl duracaksan bu arada. Ah, şu değil mi tareti? Duracak mısın baby? Baby duracak mısın? Bir tane daha taret, bir tane daha taret varmış arkasında. Arkasında bir tane daha tareti varmış. Kaldır kafanı, kaldır kafanı. Hop, yanlışlıkla araçtan indim, dur. Oo, 2 tane daha oradaymış. Sık sık. Sık sık bakalım. Başka? Ben de öyle düşünmüştüm. Şunu da bir al. Ay ulan hep mekikten iniyorum ha. Şu anteni de al. Ha. Destek çağıramasın. Başka? O neydi? Cephane miydi? Cephane kutusu gidiyor uçarak. Nereye sıkıyor acaba benim? Benim taret nereye sıkıyor? Şimdi bunun diğer tarafında var mı şey? Şu roketler elimin altına dursun da. Taret mi bu ya? Aa, beacon. Harca şunu çabuk çabuk çabuk. Şu benim tareti kapatsak mı diyorum ama
Duracak mısın? Şu ayak var mı ayak? Heh, gel. Gel bakayım şuna bir sabitlen sen. Sağa kaymaya devam ediyor çünkü bir şey kaybettik. Sağ taraftaki iticiyi kaybettiğimiz için. Yapış şuna, yapış şuna. Hadi döndür kafanı, yapış. Yapış şuraya. Of. Yemezler onu baby. Onu yemezler, kusura bakmayacaksınız. Onu yemezler işte. Onu bir kere yerler. Tamam, küçük drone'lar sizi. Onu bir kere yerler. Çakal seni. Alttaki taret uyuyor musun? Ah, chat'e bakmayı unuttum, dur. O hayatta mı hala, ha? Yok, ona sıkma işte, ona sıkma, ona sıkma. O bizim loot'umuz. Ulan şu sağdaki gitti, kayıp duruyorum sağ tarafa. Ve bu canavar, bu eski canavar son savaşını şerefiyle verdi, düşman base'ini aldı. Yalnız çok, biraz fazla hızlı gidiyorsun. Dur, bir iki parça kıracağız galiba. Madem kayıyorsun, ben de böyle yaparım. Şuraya bir yere yapışsan da ben de artık insan bir gezsek baksak. Ne var ne yok. Kafam döndü lan, hadi. Bir öpücük kondu şuraya. Heh. Aa, alarmlar malarmlar çalıyor içeride. Buna yapışamıyor musun? Base'de niye thruster var? İtici var. Hah. Çok güzel. Huh. Vallahi hallettik. Gel bakayım buraya. Ben burada kaydımı alırım. Ne var ne yokmuş orada, dur bakayım. Abi kargo kutusuna bak. İstasyonlarda geldi. Printium çıkabiliyor. Kaç dakika oldu yayın? 1 saat 16 dakika oldu. Tartışmayalım aramızda. Bakayım bakayım başka bir şey var mı? İyi, tamam. Herkes kendi arasında konuşuyor bu sefer. Şimdi... Ya içeride olmasına gerek yok zaten, bak iticilerin kendileri şey. Platinum. O buraya gelmez. Şöyle yapalım. Ağzına tüküreyim senin ben ya. Ne patladı orada öyle? Kendi kendini mi patlattı bu? Var ya, içim çıktı köpek ya. Neyse, sıkıntı yok. Şeyler duruyor, iticileri duruyor. Şimdi ne yapacağımı söyleyeyim. Ya bir sonraki yayında ya yayın dışında gidip parçalayıcıyı alıp buraya geleceğim. Bütün bunu yiyeceğim. Sonra parçalayıcıyla
bu savaş gemisini de büyük ihtimalle yiyeceğim bizim. Geri döneceğim ana gemiye. Ama bunu yayın dışında yapmayı düşünüyorum. Bakayım. 1 saat 20 dakika olmuş. Aynen, loot'u harcadı büyük ihtimalle. Çünkü içi bayağı doluydu. Komple gitti oralar. Ya aslında antenleri falan da kırdım. Yapmaması lazımdı da. Neyse artık. Belki başka bir yolu vardır. Beacon ve anten ikisini de kırmıştım ama yine de yaptı yapacağını. Yo yo, bu gelmiyor. Bu şey atıyor böyle yaklaşıp 7 kilometre falan yakına geliyor. Ondan sonra geri dönüyor. Bundan 2-3 tane falan öldürdük. Şey değil yani. Bodoslama sana gelmiyor. Sensör de olabilir. Doğru diyorsun. Ne yapalım? Yayını burada bitirelim mi? Bir buçuk saat civarında. 1,5 saate geçmeden böyle tadını bırakalım bence yayınları. En güzeli bu şekilde olur diye düşünüyorum. Hiçbirimiz yorulmayız. Gayet güzel hayatımıza devam edebiliriz bence. Ankaralı abi Salih, ulan Salih diyorsun zannettim. Salı günü BİM'e git, elektrikli diş fırçası geliyor, 130 TL'ymiş. Salih yazmışsın oraya, ben de başkasıyla konuşuyorsun diye okumuyorum. ...130 TL'ye elektrikli diş fırçası. Elektrikli diş fırçasını ne yapacağım? Niye elektrikli diş fırçası? Ya hani daha böyle faydalı bir şey olsa, işe yarayan bir şey olsa okey de. Ya hani elektrikli diş fırçası çok ağam şağam gerekli bir şey değil. 130 TL ne vereceksin ona? Ha bu arada ne vereceksin derken ben kendi adıma konuşuyorum. Sen kullanmayı seviyorsan tabii ki. Hali hazırda elektrikli diş fırçası kullananlar için gayet güzel. Ben hiç öyle bir eksikliğini hissetmedim onun. Normal diş fırçası kullanıyoruz 1000 yıldır. Elektriksiz diş fırçası. Abi şu gemiyi son yayını kapat dedin, çok uzun süren ama. Benim parçalayıcıyı alıp buraya gelip bunu yemem minimum 1,5 saat. O tam 1,5 saat yani minimum. O yüzden burada bitirelim diyorum. Yalnız sen onu almaya gideceksen BİM'e çok erken saatlerde kaç saat kaçta geldiğini öğrenip ona göre gitmen lazım. BİM genelde böyle şeyler yapıyor. Elektrikli bisiklet falan da getirmişti onlar böyle inanılmaz fiyata ya. Dehşet ucuz fiyata getiriyor, bazen yapıyor böyle şeyler. Ama o kadar hızlı az getiriyor ki yani çok hızlı tükeniyor. Eskiden bak misfak vardı diyor. Biz dağ taşa sürtüyorduk. Çalıkları sürterek temizliyoruz biz. Okey. Kapatalım o zaman. Gayet güzel tadında yayınımızı yaptık. Yarın akşam ne yaparız bilmiyorum. Yarın akşam belki farklı oyunlara başlarız. Düşünmüyor değilim. Tam tadında bak, tadında. 1 saat 20 dakika. Muhteşem ya. Veda edelim o zaman. Bitmeyen link at. Bitmeyen Discord link at. Yaptın mı ki bu arada sen? Ha yarın tamam. O zaman gözlerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam o saat 10 civarı ölmezsem bir yerde kalp krizi geçirip ya da biri beni bıçaklamazsa
Yarın akşam saat 10 gibi tekrar buradayız. Farklı oyunlar oynarız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.